mensupları, sevgili konuklar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda oldukça verimli bir çalışma oldu. Bunların sonuçlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. 11 Büyükşehir Belediye'miz vatandaşlarımızın yıllardır ihmal edilen temel sorunlarının çözümüne odaklanan, sosyal belediyecilik ilkesini esas alan, kapsayıcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam etmektedir. Belediyelerimiz vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerini sürdürürken ne yazık ki iktidarın siyasi baskılarına ve engelleme girişimlerine maruz kalmaktadır. İktidar bir yandan belediyelerimizin yetki ve gelirlerini azaltan kararlar alırken bir yandan da hukuksuz soruşturmalarla baskı kurmaya ve belediye başkanlarımızı haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Uyduruk ve zorlama algı operasyonlarıyla belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Devlet ahlakı ile bağdaşmayan hadsiz açıklamalarla belediye başkanlarımız hedef gösterilmektedir. Son olarak Mersin'de bir terör saldırısı yaşadık. Bu saldırıyı yapanları ve bu saldırıdan medet umarak siyasi çıkar sağlamaya çalışanları kınıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye'mizi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle yan yana getirme hadsizliğinde bulunan tüm çevreleri de en güçlü şekilde lanetliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi avukat bürolarında değil, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Atatürk'ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak hiç kimsenin haddi değildir. Terör örgütleriyle kol kola gelenler, FETÖ'yü besleyip büyütenler, PKK ile masaya oturanlar bu konuda bize ders veremez, veremeyeceklerdir. Asıl milli güvenlik sorunu olanlar teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz deyip saldırılara engel olmayı başaramayan ve şehitlerimiz üzerinden ucuz siyaset yapanlardır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında açılan soruşturmalar da işte bu anlayışın bir ürünüdür. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümündeki görkemli kutlamalara ortak olamayanların hazımsızlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmalarla belediye başkanlarımıza itibar suikastleri düzenlendiğini biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bir kere daha altını çiziyoruz ve söylüyoruz ki bu itibar suikastlerine asla ve asla pabuç bırakmayacağız. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza yönelik hadsiz ve ahlaksız ifadelerini ayıplıyor, İzmir halkına ve tüm milletimize hakaret sayıyoruz. Siyasi iktidarın motivasyonu tamamen oy kaygısı içinde olan bu baskı politikası artık vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin önünü kesen organize bir kötülük haline almıştır. Toplantımızda bu sorunlu çabalar kapsamlı olarak değerlendirilmiş, tüm engelleri ve baskıları milletimizle birlikte aşmadaki azim ve kararlılığımız güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Bir belediye başkanımıza yapılan saldırı tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte bu baskıların artacağını biliyor ve milletimize söz veriyoruz. Bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri asla ve asla durmayacağız. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik baskılar aramızdaki dayanışmayı da azmimizi de artırmaktadır. Bu baskılar gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarıdır.
milletimiz müsterih olsun. Biz tüm engelleri halkımızla birlikte aşmaya ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Evet, saygıyla sunuyoruz değerli arkadaşlar. Bu kararlılığımız ve azmimiz devam edecektir. Hiçbir engelleme bizi yıldıramaz. Birazdan belediye başkanlarımız ordumuzun cadde ve sokaklarında ordulu hemşerilerimizle bir araya gelecektir. Onlarla selamlaşacak ve dertlerini dinleyecektir. O yüzden katılımınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Gelecek güzel günlerde buluşmak dileğiyle geliyor gelmekte olan diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.